Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir kum saatiyle daha karşınızdayız. Yeni bir yıla girdik. Yılın ilk programını yapamadık. Ben rahatsızdım. Hala üzerimde bir hastalığın sıkıntıları var. Ciddi bir şey değil. Grip gibi bir şeydi. Onun için özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bir hafta gecikme olarak buluşmuş olduk. Hepinize mutlu, sağlıklı yeni bir yıl diliyorum her şeye rağmen. Efe Hoca, Efe Çaman Hoca ile bu programı sürekli yapıyoruz. Sürgündeki akademisyenlerden biliyorsunuz. Onun yaşadığı yerde de bir elektrik kesintisi olduğu için programı bugün katılamadı, bu haftaki programa katılamadı. Eğer sorun çözülürse çözüldüğü yerden katılacak programa. Ama Efe Hoca ile konuşurken bu hafta neyi konuşalım diye değerlendirdiğimizde bu yargıda büyük bir hem ne diyelim kavga var, bir tür tepişme var, hem de büyük bir kokuşma var. Herkesin gözü önünde yaşanıyor. Herkes cesur bir savcı arıyor. İşte Sedat Peker'in hatırlayacaksınız müthiş ifşaatları vardı. Böyle tanıkların da anlattığı kişilerin de çıkıp doğruladığı bir sürü ifşaatlar hiçbiriyle ilgili doğru düz bir soruşturma yapılmadı. Hiçbir sonuç doğmadı, kapatıldı gitti. Böyle yolsuzluk haberleri yapılıyor. Yargıda skandal açıklamalar yapılıyor. Şu anda 2024 Türkiye'sinde rutin olan şey şu, bu haberlere erişim engeli getiriliyor. Yargının yapabildiği en büyük işlerden biri bu. Bir de haber yapanları apar topar cezaevine atıyorlar. Bu konuda çok çok başarılı bir yargı var. Tabii neden bu hale geldi? Bunları konuşalım. Hem somut olayları hem de gerçekten Türkiye'deki bu yargının çöküşmesi ki yargı çöktüğü zaman, kokuştuğu zaman geriye bir şey kalmaz. Devlet de kalmaz, hiçbir şey kalmaz. Herkes de bundan nasiplenir. Onun için bir değerli hukukçuyu, eski savcı, 2014-15 sonrası yapılan tasfiyelerden nasibini almış, şu anda kendisi sürgünde yaşayan savcı doktor Hasan Dursun Bey'i konuk edelim istedik. Çok sağ olsun kabul etti. Kendisi aynı zamanda Cross Border Jurist Derneği'nin de üyesi. Hasan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyiyim. Umarım bu yeni yıl dediğiniz gibi insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı ve umutlarımızın realize edildiği bir yıl olur diyelim. Bu anlamda güzel temennilerinize katılıyorum. İnşallah. Ben kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katılmayı. Hakikaten anlamakta zorlandığımız birçok mesele var. Perde arkasında ne oluyor özellikle? Bunları konuşmak, bunlarla ilgili bir hukukçu gözüyle, eski bir savcı gözüyle, bu arada bir akademisyen gözüyle bunları değerlendirelim ve daha iyi anlaşılmasına yardımcı olalım istiyorum. Çok sıcak bir gelişme var. Yani böyle bir bizi izleyenler bir şeyleri abarttığımızı falan düşünmesinler. En son önüme düşen haberden bahsetmek istiyorum. Onun üzerine konuşalım. Bu haberi görünce bir hukukçu olarak siz ne düşünüyorsunuz? O değerlendirmeyi alayım. Oradan girmiş olalım konuya. Şimdi haber şu. Urfi Çetinkaya diye uyuşturucu baronu biri var. Hapiste şu anda. Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslı Yürek'le temasa geçerek bu kişinin cezaevinde kalamaz, bu kişi hakkında cezaevinde kalamaz raporu verilmesi için temasta bulunduğu iddia ediliyor ve bunu haberleştiriyor Seyhan Avşar elindeki bilgilere dayanarak. Şimdi bu yani Adalet Bakanlığındaki en önemli kişilerden biri herhalde. Bakandan sonraki ikinci kişi, yardımcısı çünkü. Bir uyuşturucu baronunun kurtarılması, cezaevinden çıkarılması için adli tıbbın alet edilmesi ve rüşvet iddiaları var. Yani neresinden bakarsanız korkunç. Normalde benim bildiğim böyle bir iddia ortaya atıldığı zaman inceleme yapılır, iddialara bakılır. Sorunlar varsa, hakikaten iddialar doğruysa da bunun gereği yapılır.
bir soruşturma açılır kişilerle ilgili, suçlanan kişilerle ilgili. Fakat soruşturma gazeteciyle ilgili açılmış. Seyhan Avşar, bu haberi yapan meslektaşımız, önce habere engel, erişme engeli getirildi ve onun ardından da gazetecinin evine polisler gidiyor. İşte gözaltı süreci var. En son haber bu Hasan Bey, Türkiye'de. Yani bu haberi gördüğünüzde siz, yani bir eski hukuk adamı olarak, normal mi diyorsunuz? Bu şu anda 2024 Türkiye'sinde böyle bir şeyin yaşanması size ne çağrıştırıyor bu? Bu ne demek bu haber? Şimdi Abdülhamit Bey, tabii sürece sadece bu haber gözüyle baktığımızda belki bir hakimin veya bir savcının baskı altında kalarak vermiş olduğu istisnai bir karar olarak değerlendirebiliriz. Ama 17.25 sonrasında biliyorsun Türkiye'de birçok konumun ayarlarla oynandığı gibi yargın ayarlarıyla da oynandı. Dolayısıyla onun sonrasında bir sistem inşa edildi. Ya bu sistemin kodlarını ve kırmızı çizgilerini iyi okuyamayan veya nasıl çalıştığını bilemeyen kişiler maalesef belki farklı refleksler göstererek, yani sanki Türkiye'de bağımsız bir gazetecilik yapılabiliyor. İşte Akın Güllek dediğimiz kişi aslında sembol bir isim. Ama nasıl bir sembol? Yargı içerisindeki çürümeyi, çöküşmeyi ifade ettiği gibi iradesini iktidara teslim ettiğinde nasıl ve ne şekilde yükseleceğini görüp bunu en iyi değerlendiren isimlerden bir tanesi Akın Gürlek. Yani normal şartlar altında süreç içerisinde vermiş olduğu kararlardan dolayı, bırakın hani hakim savcılık meselelerinden ihraç edilmeyi, ciddi anlamda soruşmalara ve cezalara muhatap olan bir kişi sistemin tüm talimatlarını, sistemden kastettiğim AK Parti ve AK Parti ile beraber çalışan, perde arkasında beraber çalışan kişi ve grupları kastediyorum. Yani bunu sadece bir AK Parti'ye mal etmek de aslında bu sorunun Evet. kaynağını biraz farklı yöne yönlendirmek gibi geliyor. Dolayısıyla Akın Gürlek'e dokunduğunuzda veya onunla ilgili bir haber yaptığınızda bu süreci inşa eden veya bu süreç üzerine kendi gücünü yani konuşlandırmış kişileri de karşınıza almış oluyorsunuz. Akın Gürlek süreç içerisinde sadece Gülen cemaatine mensup kişilerle ilgili vermiş olduğu yanlış kararlarla değil, muhalif toplum kesiminden birçok kişiye karşı, yani bugün mesela ben kısaca bir liste yaptım, yani Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerine verilen cezaların altında imzası bulunan kişidir kendisi. Yine HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı örgüt propagandasından 4 yıl 8 aya mahkum eden, bugün işte meclis başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'i 3 yıl 6 aya cezalandıran, işte CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu siyaset yapmamasına engel teşkil eden kararı veren, sonrasında işte Şebnem Korur Fincancı'yı cezalandıran, Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı tanımayan bir kişiden bahsediyoruz. Yani bu kişinin böyle bir cesareti bulmasının arkasında öncelikle Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu var. Hani demin bahsettiğiniz bu kişi hakkında soruşma yapan ve yapması gereken kurumdan bahsediyorum. Onun da daha ötesinde paralel bir Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun kurulmuş olduğu saray var. Dolayısıyla siz Akın Gürlek'e dokunmakla bu kişilerin hepsini hedef almış oluyorsunuz. Ve Akın Gürlek'in gücü de aslında oradan geliyor. Normalde şahıs olarak Akın Gürlek muhtemelen yaptığı işini suçlardan dolayı birazcık hukuki olarak sorumlu vicdanı kalmışsa müebbet cezalar almasını ve almayı bekleyen bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kişinin de böylesine bir illegal bir zemine oturmuş olması tabii ki Ülfü Çetin Kaya ile de irtibat kurmasını gayet normal görüyordur muhtemelen kendisi. Çünkü ülkede maalesef hukuk varmış gibi davranmak belki muhalif toplum kesiminin, aydınların, birazcık vicdan olan kesimlerin en büyük yanılgısı diye düşünüyorum ben. Şimdi bizi izleyenler bunları böyle tekil olay olduklarını asla düşünmesinler. Yani Seyhan Avşar'ın bu Adalet Bakan yardımcısı, az önce bahsettiğiniz büyük başarılara imza atmış Akın Gürlek'le ilgili haber yaptığı için sadece bir gazeteci hapse atılmış değil. İşte Fuat Karabay var, şu anda cezaevinde İstanbul Başsavcısıyla ilgili tutanakta yer alan, yani başka bir yargı mensubunun kaleme aldığı, tutanakta yer alan ifadeleri haberleştirdiği için şu anda cezaevinde. Ayrıca mesela yine bu örtülen, kapatılan ve bir seneye geçmiş olmasına rağmen bir ilerleme sağlanamayan Sinan Ateş cinayeti var. Şimdi onunla ilgili bir şeyi paylaşayım, bir ayrıntıyı paylaşayım. Bu biliyorsunuz MHP içinde uçları olduğu söylenen çok güçlü iddialarla ve delillerle ortaya konan bir şey. Hatta geçenlerde Sinan Ateş'in Ülkü Ocakları, eski başkanı bu arada Sinan Ateş, ve
Annesi oğlumun katili MHP içinde dedi. Bu kadar çok net bilgiler var. Ve en son çıkan haberlerden biri şuydu. Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yıldırım Sinan Ateş'in adresinin tespit edilmesini istemiş ve 9 ay öncesinden takibi almışlar. Yani Sinan Ateş ortadan kaldırılmak isteniyor. Onun için işte adresi tespit ediliyor, peşine birileri takılıyor, nerede, nasıl ortadan kaldırabiliriz falan diye. Bu da bilirkişi raporundan çıkmış bir haber. Yani bir gazeteci oturup da uydurmuş değil. Fakat bu habere de erişim engeli getirildi. Gazeteciyle ilgili soruşturma açıldı falan. Yani bu haberler böyle sadece 2 dakika girse herhangi biri veya siz de yapabilirsiniz değerli izleyiciler. Google'dan, sosyal medyadan, Facebook'tan, Twitter'dan baksanız böyle gırla haber var. Ve tabii sadece böyle bir yolsuzluk dosyası ya da bir suikastin örtülmesi meselesi değil. Asıl Türkiye'nin konuştuğu daha büyük bir skandal var. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan bir yerel mahkeme var ve ona destek olan Yargıtay var. İkinci kez yani. Belki bilemiyorum Hasan Bey, siz düzeltin. Böyle 2 kez ya bu karar, 2 kez aynı konuda karar verip de Yargıtay'ın da 2 kez biz tanımıyoruz, hukuki değer görmüyoruz, geçerliğini de görmüyoruz dediği bir durum var mı öncesinde bilmiyorum Türkiye tarihinde. Can Atalay, yani Hatay milletvekili, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi. Avukatları konuyu takip ettiler. Daha önce de birçok örnekte olduğu gibi milletvekili seçilince hakkındaki infazın durdurulması ve meclise gelmesi gerekiyordu. Buna rağmen mahkemeler uymadılar. Fakat Anayasa Mahkemesi'ye, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Bu Anayasa Mahkemesi de bir kere karar verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi reddetti. Şimdi ikinci kez karar verdi. Bunu da takmadı. Görüş ayrılığımız var diyor. Ben şeyi okuyayım. Şurada ne diyor? Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi üyelerini terör ağzıyla konuşuyor. Konuşmakla itham ediyor ve hukuki değeri yok, geçerliliği de yok tanımamasına diye karar verdi. Can Atalay, yani biz bu programı yaptığımız süre içinde Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına rağmen ve anayasanın amir hükmüne rağmen hala hapiste. Bu kavgayı siz bir hukukçu olarak nasıl izliyorsunuz? Size ne çağrıştırıyor? Bu olay şaşırtıyor mu yoksa normal mi? Kim burada taraflar? Anayasa Mahkemesi neyi temsil ediyor? Yargıtay 3. Ceza Dairesi kimi temsil ediyor? Hasan Hocam, bize lütfen yardımcı olursanız çok memnun olurum. Biraz daha iyi anlayalım şu işi. Yani Abdülhamit Bey tabii öncesindeki belki işte 2000'li yıllar öncesinde hani işte kurgulanmış bir sistem var. Hani işte Kemalist dediğimiz bir sistem vardı ve bu tüm kurumlar ve kuruluşlar buna göre şekillenmişti. Dolayısıyla bu Kemalist sistemi temsil eden belli kurumlar vardı. İşte yargı bunun bir temsilcisi, ordu bunun bir temsilcisi, medyada belli kişiler vardı, işte partisi vardı diyelim bu sistemi temsil eden. Dolayısıyla onların söz ve söylemleri o kurumsal rejimin bir tepkisi olarak algılanırdı. Ama 2013 sonrasında rejim değişikliği hızlandı. Hani 2002 ile başlayan 2010 referandumuyla ciddi anlamda kırılma yaşayan bir Kemalist sisteme karşı diyelim, onu kurmuş olduğu kurumlara karşı bir tırnak içerisinde radikal değişimler olmuştu. Ve sonrasında da bu 2013-17-25'ten sonra çok farklı bir evreye taşındı. 15 Temmuz'la beraber aslında darbe yapıldı. Yani bunu yapan AK Parti'ydi ve rejimi değiştirdi. Rejimi değiştirdi ama bunu tabii herkesin anlayacağı ve algılayacağı şekilde orduyla, askerle yapmadı. Bunu modern dünyanın tepkisini önlemek anlamında yargıyla yaptı. Dolayısıyla bugün aslında darbeyle beraber değişmiş olan bir rejimi ve bu rejimi koruyan bir yargı sistemini, aynı ordu ve silahlı güçler gibi düşünelim. Yani buradaki cübbenin altındaki silahı görmeyenler, göremeyenler o cübbenin uluslararası anlamdaki anlam ifadesi, işte bağımsız, tarafsız ve yürütme ve yasama yetkini denetleyen ve dengeleyen bir güçmüş gibi değerlendirirlerse çok farklı bir yere gidiyorlar. Ama 17-25'ten sonraki yargının adeta bir ordu haline getirildiği, tüm yürütmeye karşı olacak silahlarının etki gücünün azaltıldığını ve buna dair bir kontrol sistemi oluşturulduğunu, hatta işte 15 Temmuz sonrasında içindekilerin ayıklanarak, işte 5000 tane hakim savcının ayıklanarak
Ve ortada olanlara da mesaj vererek, bakın ayağınızı denk alın, denk almazsanız sizi de onlar gibi yaparız, bir mesaj vererek aslında yargıda bir yeknesak ve tek bir bütün oluşturuldu. Bu sistemin en başında Anayasa Mahkemesi vardır. Yani benim gördüğüm ve uyguladığım yani kanaatlerim ve yorumlarım ışığında söylüyorum. Yargıtay ve Danıştay ve ilk derece mahkemeleri buna göre şekillenmiştir. Dolayısıyla böylesine darbeyi yapan, hiyerarşik olarak darbe yapan bakın. Hani orada da bir hiyerarşi vardır, vardır ya darbe yapan. Yargıda da bugünkü iktidar lehine darbe yapan bir hiyerarşi var. Bu hiyerarşinin en basitinde komuta kademesinde Anayasa ve Mahkemesi ve Yargıtay vardır. HSYK da tabii bunun önemli bir konuma kademesi diye değerlendirebilirsiniz. Ve başsavcılar, komisyon başkanları, suç ceza hakimlikleri ve ilgili savcılar bunun alttaki emir elleridir diyelim. Dolayısıyla böyle bir darbe yapıldı ve halen devam ediyor. Ve bunu da uluslararası alanda meşruiyetini kazandıran ve bu meşruiyeti halen devam ettirme görevini üstlenen bir Anayasa Mahkemesi var. Eğer Anayasa Mahkemesi gerçekten anayasa ve yasaları önceleyen bir refleks gösterseydi, önüne onlarca, yüzlerce dava gitti ve bu anlamda ciddi bir iktidarı dizginleyecek, onu şımarıklarının önüne geçecek kararlara imza atabilirdi. Ama bırakın böyle kararlara imza atmayı, kendi iki tane üyesini 15 Temmuz sonrasında anayasaya aykırı olarak sudan bahanelerle hiçbir delil olmadan ihraç edip tutuklanmasını sağladı ve buna yönelik olarak kendisine yapılan başvuruları reddetti. Dolayısıyla bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin açıkça sarayı ve sarayın arkasındaki güçleri ve onların menfaatlerini korumak için var olan bir kurum olarak kabul etmek gerekiyor. Yargıtay, bakın biz Yargıtay'ı belki çok hızlı değişim olduğu için kaçırıyoruz. 15 Temmuz sonrasında 27 Temmuz'da yürürlüğe giren bir yasa vardı Abdülhamit Bey. Bu yasanın hükmü şöyleydi. Tüm Yargıtay üyelerinin görevlerine son verildi. Yani hiçbir tane üye artık üyelik sıfatı kalmadı. Ve 27 Temmuz'dan sonra saray kendi süzgecinden geçirerek tüm üyeleri yeniden atadı. Dolayısıyla Yargıtay içerisinde bugün saraya biat etmemiş veya sarayın güdümünde olamayacak. Yani bu ideolojik olarak iradesini oraya bağlamış olabileceği gibi hakkında çok büyük iddialar, çok büyük dosyalar bulunması nedeniyle yani göbek bağı olarak veya menfaat ilişkisi çerçevesi oraya bağlı olan ve oranın dışında bir harekette bulunduğunda haklı olarak hani ciddi anlamda bir cezaya muhatap olacak hani yargı mensuplarını kastediyorum. Dolayısıyla bugün Yargıtay içerisinde hukuk önceleyen, anayasayı önceleyen, temel hak özleri önceleyen bir kişinin bulunması mümkün değil. Özellikle siyasi davalarda ve siyasi iktidarın ilgilendiği davalar için konuşuyorum. Tabii ki normal sokaktaki insan için belki bu çok hissedilmeyebilir. Böyle bir durumda baktığınızda ben Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kavgayı yani şu göz okuyorum. Yani buradaki siyasi iktidarın amacı ne? Ya kimsenin anayasayı koruma gibi bir derdin olmadığını net olarak biliyorum. Çünkü oradaki üyelerin konseptini biliyorum. Yani bugün İrfan Fidan'ın, Bahçeli Bağcı'nın, Selahattin Menteş'in yani bunlar hakikaten yani insani değerleri sorgulanan insanlar. Yani buna daha çok farklı tanıklıklar dinledim. Tabii bunlar hani belgeli olmadığı için belki şey olabilir ama en azından 15 Temmuz sonrasındaki verdikleri kararlar altında imzası var bu kişilerin. Hukuki olarak da baktığınızda bir soykırma imza atmış kişilerden bahsediyoruz. Yani Adalet Bakanlığı bürokratı olarak ikisi ve İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Bunların üyesi olduğu ki Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği, Abdullah Gül'ün seçtiği üyeler de bu anlamda değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu kişilerin vicdanlarının olduğunu, anayasadaki hak ve özgürlükleri ve onun özünü araştırmaya çalışan kişiler olduğunu düşünmüyorum. O zaman aklıma şu geliyor. Yani bir tarafa kötü polis, bir tarafa iyi polis rolü verip buradaki amaçları ne olabilir diye düşündüğümde benim ilk aklıma gelen, yani biliyorsunuz Abdülhamit Bey en son İnsan Hakları Mahkemesi Yüksel Yalçınkaya kararıyla aslında çok ciddi anlamda Türkiye'de yargının olmadığını, yargının bir silah olarak kullanıldığını net olarak ortaya koydu. Yani olmayan bir suçla, olmayan bir delille, hukuki olarak konuşuyorum. Siz milyonlarca insanları mağdur ettiniz dedi. Ve en son 1000 tane davayı hükümete tebliğ etti. Aslında bunun anlamı şuydu. Bakın artık sizin ülkenizde yargı yok. Ben tamam bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ni etkili bir iç hukuki olarak kabul ettim. Ve onu bir hani mevcut olarak kabul ettiğinizde bir sürü hukuksuzluğu da İnsan Hakları Mahkemesi önüne götüremiyorsunuz. Ama bu artık taşınamaz hale gelmişti. Ben uluslararası anlamda Anayasa Mahkemesi'nin saygınlığını artırma noktasında bu Can Atalay kararının bir strateji olarak kullanıldığını düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi diyor ki tüm dünyaya bakın, iş piyasaya değil. Ben halen anayasal, demokratik bir hukuk sisteminin güvencesiyim. Ve burada bunun için mücadele veriyorum. Saygın bir kurumun anlamında bir mesaj veriyor. Bu mesajın tabii ne kadar gider, ne kadar inandırıcı farklı bir durum ama bu mesajın en çok menfaat temin edecek olan kişiler saray ve çevresindeki grup. Çünkü bunlar uluslararası anlamda da bir diktatöryal rejim kurdunuz. Siz artık demokratik seçimle gelmiş kişiler değilsiniz. Yaftasının önüne geçen bir kurum Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla Yargıtay'ın bırakın hukuki kimliği böyle kahve ağzıyla yazdığı ve hukuk hiçbir değer olmayan kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin işte şekli olarak hukuka uygun
vermiş olduğu Can Atalay kararı itibariyle söylüyorum. Ancak diğer vermemiş olduğu binlerce kararın perdeleyecek olan bu kararın arkasında hukuki ve böyle akla mantığa uygun bir gerekçeden ziyade acaba bundan birilerinin menfaati nedir diye bakmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani siz şeyi görmüyorsunuz baktığınızda, yani farklı ekipler arasında Yargıtay 3. dairesindeki işte o biz bu kararı tanımıyoruz, hukuki değeri de yok, geçerli de yok, işte Anayasa Mahkemesi hatta suç işliyor böyle bir şey yaparak falan gibi açıklamalar yaptılar. Yani onlar arasında böyle bir ideoloji farkı, hukuka yaklaşımda bir fark falandan kaynaklanmıyor. Biraz taktik yapılıyor diyorsunuz. Yani Anayasa Mahkemesi'nin sistem içinde hala var olduğunu, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde falan, Avrupa nezdinde, Batı dünyası, hukukun geçerli olduğu dünyada, Türkiye'de hala hukuk varmış görüntüsü oluşturmaya çalışılıyor diyorsunuz, öyle mi? Yani yanlış anlamıyorsam. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Zira bunun tabii en büyük göstergesi ve gerekçesi benim nezdimde 17 Mayıs sonrasında Türkiye'de gerek iktidarla gerekse muhalif gözüken toplum kesimleri ve onları temsil eden tüzel kişilikleri ve partilerle kurulan bir anlaşma var. Yani bu anlaşmanın halen devam ettiğini ve bu anlaşma çerçevesinde tüm yargının siyasallaşıp anahtarının saraya teslim edilerek tırnak içerisinde saray önünde köpekleştirildiğini biliyorum. Buna dair zaten bir rapor hazırladık. Onu da sizinle paylaşmıştım. Dolayısıyla bu anlaşmanın halen devam ettiğini, dolayısıyla zaten Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu bu anlaşma doğrultusunda şekillendirildi ve halen görev ediyor. Yani görevini devam ediyor. Yani bu şu anlama geliyor. O gün AK Parti, MHP ve CHP'nin, kurumsal olarak konuşuyorum, temsil ettiği bir toplum şey var, mutabakatı var. Ve bunların uzantısı olan hakim savcıların bu kişilerden aldıkları talimatlar doğrultusunda oluştukları bir grup var. Yargıda Birlik Derneği'nden bahsediyorum. 2014'te bunun adı Yargıda Birlik Platformu'ydu. Ve bu platforma verilen bir görev var. Öncelikli görev yargı içerisinde iktidarın ve muhalefetin kontrol edemediği. Bakın yani aslında her gelen iktidar yargıda kendi siyasi yapılanmasını oluşturmak ister. Ve iktidarın ömrü ne kadar uzunsa o kadar çok hakim savcıyı etkisi altına alır veya sisteme katar diyelim. Süreç içerisinde bu en çok CHP ve MHP'nin hani başarılı olduğu bir yöntemdi. Tabii süreç içerisinde AK Parti de bu anlamda ciddi bir alan kazandı. Ve bunlar kendi kontrol ettiği hakim savcıların kimler olduğunu isim isim biliyorlar. Yani dolayısıyla kendi kontrolü ödemediği 6.000'e yakın hakim savcı olduğunu o zamanın hükümet temsilcileri ve diğer muhalif toplum kesimleri söylüyorlardı. Yani yargıda 6.000 tane işte ne bileyim ne yapacağı belli olmayan tırnak içerisinde kontrolsüz paralel bir güç var anlamında söylüyorlardı ama bu paralelden güçten kastettikleri şey kendi grup ve ideolojilerine uygun hareket etmeyecek. Veya işte o günkü kurguladıkları devlet sistemi ve mantalitesini devam ettirmeyecek yargı mensuplarıydı. Ve bunlar ortak bir düşman olarak bu kişileri hedef aldılar ve dediler ki biz bir araya gelelim, ortak bir zemin oluşturalım ve biz kesinlikle birbirimize zarar vermeyelim. Bakın 2014'te bu Yargıda Birlik kuruldu. Ekim 2014'te yapılan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerini bu yapılanmanın aday gösterdiği üyeler seçtiler. Tabi bu üyeler içerisinde solcu, ülkücü ve bugün hani muhafazakar İslamcı dediğimiz üyeler vardı. Çünkü kendi aralarında adil şekilde bunu paylaştılar. Ve sonrasında her Yargıtay üye seçiminde her grup kendi adaylarını belirleyip HSYK'ya sundu ve HSYK seçilen belirlenen bu isimleri legal hale getirdi. Yani dolayısıyla sistemin şekillenmesini bugün iktidar yaptığı gibi iktidarın yapmış olduğu eylemlere muhalif edecek, onun yanlışlarını topluma mal edecek muhalefet partileri de bu suçun ortağı oldular. Dolayısıyla bugün Anayasa Mahkemesi gerçekten anayasaya uygun bir refleks gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer muhalefet partileri etkin bir ses çıkartarak toplumu bu anlamda organize edip Anayasa Mahkemesi'nin kararını arkasında duran bir güç inşa etmedikleri için yani bunun bir anlamı yok. Çünkü dediğim gibi zaten böyle bir amaç yok. Yani bu anlamda. Evet. Dolayısıyla şu anda AK Parti üzerinden yargının siyasallaşmasını konuşuyoruz ama aslında yargı içerisindeki o diğer güçleri ve diğer o fraksiyonları çok göz önüne getirmiyoruz veya dinlendirmiyoruz diyelim. Hasan Bey, o bahsettiğiniz yani gerçekten çok bir emek unsuru olan, emek sonucu olan, emek verdiğiniz raporu konuşacağız, onu değerlendirelim. Çünkü hep böyle sonuçları konuşuyoruz işte. Yapılmayan yolsuzluk soruşturmaları, yolsuzlukla ilgili, rezilliklerle ilgili haberlere yapılan, getirilen erişimler,
erişim engeli, ondan sonra işte gazetecilerin hapse atılması falan filan. Bunları tek tek çok konuşuyoruz ama bunun arkasındaki sistem ne? Sizin rapor bu konuda çok önemli aydınlatıcı bilgiler içeriyor. Ona gelelim. Fakat ondan önce bu tartışmada, yani güncel Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki tartışmada, muvazalı bir tartışma mı, gerçek bir bölünme mi? Siz bunun bir muvazalı bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Sanki Türkiye'de hukuk varmış gibi bir görüntü oluşturulmaya çalışılıyor diyorsunuz. Burada yani önümüzdeki günlerde şöyle bir şey olursa, mesela bu kavgadan sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulur ve Can Atalay da serbest bırakılırsa, hakikaten Anayasa Mahkemesi bu işten prestij kazanmış olacak. Türkiye'de hala hukuk varmış gibi bir görüntü oluşacak. Bir senaryo bu. Ama ikinci bir senaryodan da bahsedenler var. Deniyor ki Anayasa Mahkemesi'nde hala kontrol edemediği belli eski dönemden kalmış bazı yargı mensupları var. Anayasa Mahkemesi üyeleri var. Saray işte İrfan Fidan'ı mesela başkan yapmak istedi. Az önce siz de bahsettiniz. Fakat yapamadı. Bunu gerçekleştiremedi. Onun için Anayasa Mahkemesi'ni hala işte fethedilmemiş bir yer olarak görüp MHP'nin, iktidarın ortağı MHP'nin de çok büyük saldırıları var Anayasa Mahkemesi'ni kaldırılsın falan diye. Yani bu tartışmanın sonunda ikinci senaryo da, eğer Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılmasına dönük bir adım görürsek, bir gelişme ortaya çıkarsa, o zaman belki farklı değerlendirmek gerekecek. Bilmiyorum, hangi senaryoyu daha yakın ihtimal görüyorsunuz siz? Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararının sonunda tanınması ve Türkiye'de hukuk varmış gibi görüntünün oluşturulması, ki bayağı iktidarın yerinde olsam ben böyle bir şeyi tercih ederim. Ya da işte Anayasa Mahkemesi kontrol edilemeyen bir yerdi. İktidarın canını sıkıyor, özellikle MHP'nin canını sıkıyor. Kaldırılması ya da yapısının değiştirilmesi senaryosu. Şimdi Abdülhamit Bey şöyle söyleyeyim. 2014'ün Mart'ında zaten meydana gelen bu birliktelik normal şartlar altında mümkün olmayan bir evlilikti veya bir birleşmeydi. Çünkü adliye koridorlarında birbirlerine selam vermeyen, birbirlerine böyle düşman gibi bakan kişiler bir anda gelen bir talimatla aynı masa etrafında dolaşıp bir araya gelip ortak bir hedef konusunda çalışmaya başladılar. Tabii bu birliktelik amacına ulaştı. Yani toplumun işte bugün Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen veya öyle atfedilen binlerce insan kamu görevinde sosyal hayattaki konulardan uzaklaştırıldılar. Dolayısıyla ortak düşman ortadan kaldırıldı. Ve ortak düşman ortadan kalktığında bu işte ulusalcılar, Kemalistler ve hani kısaca genel itibariyle söylüyorum yani İslamcıların bir anda kendilerine bakmaya başladılar. Yani acaba bu oluşturduğumuz güç ve iktidara verdiğimiz silah acaba bize de dönecek mi? Anlamında bir korku yaşadıklarını düşünüyorum. Zaman zaman iktidar bu silahın etki gücünü, yargının vermiş olduğu kararlarla nasıl bir mucize gerçekleştirdiğini fark ettiği için diğer kendisiyle ortak çalışan ve böyle gözüken kişi ve kurumlara da bu silahı yönetmek suretiyle onlara da mesajlar vermeye başladı. Bugün aslında Yargıtay'ın kararında hani diyor ya işte bakın yani bu Anayasa Mahkemesi'ne bu kadar güç verirsek yarın sizin de meşruiyetinizi tartışmaya açar. Dolayısıyla sizi de o makamdan indirebilir. Veya işte oradaki vermiş olduğu kararlarla işte laikliği ve diğer anayasanın temel aldığı kurum ve oluşumları da tartışmaya açabilir gibisinden kendince yani hukuki bir karardan ziyade stratejik olarak yani birilerine mesaj veren hükümler olduğunu, gerekçeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Yargıtay'ın kararını okuduğumda ilk aklıma gelen şey bu bir araya gelen grubun içerisindeki anlaşmazlık ve savaş acaba başladı mı? Acaba bu birliktelik sona erip tehlikeyi işte diğerini kendisine karşı tehlike olarak görüp ona yönelik olarak bir hamle mi yapılıyor? İlk önce böyle acaba olabilir mi diye düşündüm. Bu çünkü er veya geç olması gereken bir şey. Normalde dediğim gibi yani MHP ile işte Kemalistlerle, ulusalcılarla, İslamcıların bir araya gelerek ortak bir anayasal zeminde ortak menfaatler uğruna bir araya gelmeleri ve çalışmaları mümkün değil. Yargıda da mümkün değil. Yani diğer illegal veya siyasi boyutları bir kenara bırakıyorum. Sanki Anayasa Mahkemesi iktidarın kontrolünde ve onun talimatları doğrultusunda hareket edip onun ömrünü uzatmaya yönelik olarak hamlelerde bulunan bir kurumken Yargıtay özellikle o diğer iki tane grubun etkin olduğu ve onlardan gelen talimatlarla iktidarı zora sokacak, onun uluslararası alandaki meşruiyetini sorgulatacak, kararlar almaya iten, yani iktidarı karar almaya iten
bir uygulamaya imza atmak istiyor gibi hissettim. Yani Yargıtay'ı ve onun ortaklarını koruyan Anayasa Mahkemesi zırhına zarar vermek suretiyle iktidara zarar vermek. Yani dolayısıyla bu belki Buna iktidar hani evet. belki bunu destekleyen şey de bu Doğu Perinçek'in çok şiddetli desteği. Doğu Perinçek Kesinlikle. açıklama yaptı. Evet. Bu de onu da herhalde aynı çerçevede görmek doğrudur diye düşünüyorum. Perinçek diyor ki Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ni, Yargıtay Başkanlığı'nı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını alkışlıyoruz. Yani en güçlü desteklerden biri veriyor ki bu bahsettiğiniz oluşumda önemli etkenlerden, önemli aktörlerden biri. Hem tasfiye anlamında hem de işte yargı siyasetin köpeğidir falan gibi açıklamalar yapmıştı. Son dönem 2013 sonrası Türkiye'sinde cirmi küçük ama etkisi çok büyük aktörlerden biri açıkça Yargıtay tarafını Anayasa Mahkemesi'ne karşı tutuyor, destek veriyor, o tarafa destek veriyor. Yani bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz önümüzdeki günlerde. Fakat ben aslında ya, o bahsettiğiniz, sizin hazırlamış olduğunuz rapora gelelim istiyorum. Şimdi Hasan Bey, bütün insanlar bu şeyi konuşuyor. Türkiye'de az çok muhalefet de, gazeteciler de, muhalefet yapabilenleri de yapabildikleri oranda bunları söylüyor. İşte uyuşturucu baronu çıkan savcıdan ne bileyim bir yolsuzluk soruşturması açma cesareti gösteremeyen bütün yargı gücüne, işte yargının güdükleştirilmesi, sessiz hale getirilmesi, 5.000 kişinin, 5.000 hakim ve savcının tasfiye edilmesi, Anayasa Mahkemesi üyelerinin dahil hala hapiste olması biz bu programı yaparken ortada. Fakat arkada sistemin nasıl döndüğü üzerine çok durulmuyor. Siz bu raporda aslında kral çıplak demişsiniz. Şimdi raporun başlığından başlayarak bir iki tane dikkat çeken nokta var. Onların altını çizmek istiyorum. Türkiye yargısının üzerindeki gölge, yargıdaki birlik, yargıda birlik derneği diyorsunuz. 70 sayfalık bir rapor. Bunun tamamının burada üzerinden geçmemiz mümkün değil ama bizi izleyenlerin mutlaka satır satır okumasını, yani bu Türkiye'deki hukuksuzluktan sıkıntı duyan herkesin aslında bir adres araması gerekiyorsa sorumluları bu raporda açıklanmış. Şimdi dikkatimi çeken bir şey oldu. Raporda Hakimler Savcılar Kurulu'nda 7'ye karşı bir bunlar etkin. Yani yargıda birlik platformu bir abartıdan bahsetmiyor rapor ya da siz bir abartıdan bahsetmiyorsunuz. Herhalde bunlar kendi rakamları. Yani HSK'da yargı kökenli üyelerden 8 tanesi var. Bunlar içinde 7'si bu platformda. Anayasa Mahkemesi'ndeki 7 yargı kökenli üyeden 5'i bunlar içinde, yani 5'e 2 üstünlükleri var. Yargıtay'da 281'e karşı, pardon, 173'e karşı 281 bu kökenli. Yani Yargıta Birlik eskiden platformdu, sonra derneğe dönüştü. 2014 sonrası yargıdan şikayet varsa, yani Türkiye'de adalet sıfırlanmışsa, aslında bunların aktörlerinin, bunun failinin, bunun sorumlusunun Yargıda Birlik Derneği olduğunu söylüyorsunuz. Yanlış anlamıyorum değil mi? Bu gayet net Evet. bir şekilde böyle görünüyor. Şimdi Yargıda Birlik Derneği tabii bu 17.5 sonrasında işte iktidarın düşmüş olduğu o çıkmazda ona uzatılan bir kurtuluş reçetesiydi. Dediler ki tamam biz seni kurtaracağız ancak işte bunun için işte bazı ödünler vermen gerekiyor anlamında bir pazarlığın ürünü. Yani bugün hep derin devletten bahsediyoruz ya Abdülhamit Bey. Ben şöyle diyorum Yargıda Birlik Derneği derin devletin tüzükçilik bulmuş halidir. Dolayısıyla siz gerçekten derin devletin nasıl çalıştığını, onun nasıl organize olduğunu görmek istiyorsanız bugüne kadar belki çok dağınık kişilerden ve kurumlardan bahsediyoruz. Yargıda Birlik Derneği'nin oluşum sürecine, ortaklarına, sonraki kararlarına ve duruşuna baktığınızda onun reflekslerini görmeniz mümkün. Dolayısıyla bugün Yargıda Birlik Derneği neyi temsil ediyor? Bir öncelikle Yargıda Birlik içerisinde ben kuruluş ve ideolojisini oluşturan ekipten bahsediyorum.
Bugün 14 bine yakın üyesi var Yargıda Birlik Derneği'nin. Belki resmi rakamlar tam bilmiyoruz. Giren çıkanlarla beraber söylüyorum. Dolayısıyla 14 bin tanesinin 14 bini de belki bu Yargıda Birlik ideolojisinin farkında olup o anlamda çalışmıyor olabilir. Onun oluşturmuş olduğu korku ortamından etkilenerek veya onun sunmuş olduğu nimetlerden faydalanarak üye olan binlerce hakim savcı da vardır eminim. Ama o kuruluş aşamasındaki ideolojiyi ortaya koyup onu kurumsallaştıran düşünceyi hani ortaya koymak noktasında. Dolayısıyla bunlar öncelikle kendi menfaatlerini, bireysel menfaatlerini maksimize etmek için gayret gösteren hakim savcılar ve oluşturan bu grupların hepsinin belli bir ideolojisi ve gelmiş olduğu bir grup var. Yani ya solcudur, ya işte ulusalcıdır, ya İslamcıdır veya şu tarikata bağlıdır veya işte Alevi kökenlidir diye. Çünkü bunu özellikle söylüyorum, Alevi vatandaşlarımızı rencide etmek için değil ama yargı bürokrasisinde çok etkin bir güce sahipler. Bunu ortaya koymak anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bu kendi ait oldukları grupların menfaatlerini maksimize etmek için oraya gelen insanlar. Sonrasında hukuki olarak gerçekten çok ciddi defoları bulunan insanlar bunlar. Çünkü ya soruşmaları var haklarında ya ciddi iddialar var. Öncesinde bir suça karışmışlar. Bu birileri tarafından biliniyor. Hatta bazıları adliye kadar intikal etmiş olan kişiler diyelim. Veya işte farklı zaafları var. Para, cinsel yönden falan diyelim. Dolayısıyla bunların bir araya geldiği ve bu yani amaçlarını devlet menfaati, işte biz devletin bekası için çalışıyoruz. İşte bunun için bir araya geldik kisvesiyle perdeleyen insanlar. Ve bu anlamda bunlar bir araya geldiler. Ve dediler ki biz iktidarla uyumlu çalışacağız. Hatta biliyorsunuz 2022 yılında Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı bir açıklama var. Arada kaynadı. Bir televizyon programına katılmış olduğu bir programda dedi ki ben başbakanken işte neyden bahsediyoruz? Muhtemelen Ağustos ayındaydı galiba ve Ekim ayında. İşte Yargıda Birlik Derneği'ni temsil eden kişiler beni ziyarete geldiler. İşte kendilerini takdim ederken bu kendisinin sözü yani dolayısıyla benim bir belki bunu kendisi söylemese ben bir komplo teorisi ürettiğim iddia edilebilirdi. Beni ziyarete geldiler, işte kendilerini tanıtmaya başladılar. Dediler ki biz işte solcuları temsil ediyoruz, biz ülkücüleri temsil ediyoruz, biz işte şu derneği, şu vakfı veya şu tarikatı temsil ediyoruz dediler. Ve sonrasında biz bir araya geldik, amacımız işte yargıdaki işte tehlikeli olan bir grubu yok etmek diye söylediler. Ben de onlara teşekkür ettim. Bu kutsal amaçlarını yerine getirmeleri konusunda onlara destek vereceğimizi ancak bu amaç gerçekleştikten sonra lütfen herkes artık bu adetlerini bir kenara bıraksın ve anayasaya bağlı hakim savcı olarak görevleri devam etsin ricasında bulundum diye kendisi de aslında bu suçun ortasında. Yani dolayısıyla Çarpıcı. raporumuzda bu var. Şimdi dolayısıyla böyle bir güç oluşturuldu ve bu güç Hasan Bey, ben sözünüzü balla kesiyorum. İki noktanın altını çizmek istiyorum. Yani iyi anlaşılması lazım bunun. Bir, bu Yargıda Birlik Derneği önceden platform olan yapı şu anda yargının patronu durumda. Tabii saray Kesinlikle. patron diyoruz Çok ama düşünce. saray adına yargının patronu. Az önce paylaştığım veriler, yani hem üye sayısını siz söylediniz, 14 bin gibi üye var, yani çok büyük bir yekün tutuyor bu. Fakat yargıda, yani bir tane savcı, bir tane hakim yargının tümüne yön verme gücüne sahip değil. Önüne gelen bir davada A ya da B kararı verebilir. Fakat siz hakimler savcılar kurulunda 7'ye 1 yargı kökenli üyeler arasında üstünlüğe sahipseniz, Anayasa Mahkemesi'nde 2'ye 5 üstünlüğe sahipseniz, Yargıtay'da 173'e 281 üstünlüğe sahipseniz, yargının patronu sizsiniz demektir. Yani yargının patronu bu, bir. Bunu bir kere tespit edelim. Yani yargıdan, Türkiye'de adaletten şikayetçi olan gazeteciler, muhalefet, siyasi partiler, iş adamları falan bir bilsin yani bunu. Bir. İkincisi bence altını çizmemiz gerekiyor. Sizin de söylediğiniz raporda da dikkatimi çeken. Bu böyle sadece İslamcılardan oluşmuyor. Yani AKP ideolojisine yakın milli görüşçülerden, şundan bundan oluşmuyor. Bu bir koalisyon. İçinde şeyler var. Kemalistler var, ulusalcılar var, hatta Alevi kökenler var ve bu arada İslamcılar var. Yani böyle bir koalisyondan oluşuyor. Ben şunu, yani sizin sözünüzü devam ettirin. Fakat yani böyle bir, dediniz ki bu aslında derin devletin bir başarısı ya da ete kemiğe bürünmüş yargıdaki şekli. Fakat ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Yani farklı görüşten insanlar bir araya gelebilir. Değil mi? Bir dernek çatısı altında bir araya geldiniz. Ya hukuku sıfırlamak üzerine
niye bir işbirliği yapıyorsunuz? Yani koca koca hakimlersiniz, savcılarsınız. Bunun az önce konuşuyoruz yani herkesin dilinde. Yani sokaktaki insanların da dilinde, birazcık Türkiye'de ne olup bittiğinde bile insanların dilinde. Bu yüz karası duruma niye bu farklı ideolojiden insanlar ortaklaşa imza atıyor? Yani yargıyı sıfırlama konusunda, hukuku, adaleti sıfırlama konusunda bunları birleştiren ne? Yani bir araya gelmişsiniz, hukuku, adaleti yerine getirin. Tamam, diyelim ki cemaatte sevmiyordunuz, cemaatte insanlar da tasfiye ettiniz. Bu rezalet ne peki? Bunun bir cevabı var mı sizde? Şimdi ben o Yargıda Birliği'nin yönetim kadrosunda ve etki gücü olan insanların 2014 ile 15 Temmuz arasında kendilerinin izafi olarak güçlü olduklarını ve bazılarının iyi niyetli olarak hani işte memleket kurtarmak amacıyla böyle birlikteliğin parçası olduklarını düşünerek çalıştıkları belki söylenebilirdi ki ona dair de bir sürü aksine örneklerimiz var. Yani 15 Temmuz öncesinde de bu oluşturulmuş Yargıda Birliği'nin etkisindeki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun onun yönlendirdiği Yargıtay'ın ve suç ceza hakimliklerinin, başsavcıların vermiş olduğu onlarca yüzlerce insan hakları ihlaline neden olan kararlar vardı. Yani o savaş aslında daha düşük dozda devam ediyordu. Ama 15 Temmuz sürecinde, bakın o sürece giderken belki saray ve sarayın arkasındaki o kötücül güç bu Yargıda Birlik eliyle ne yapmak istediğini muhtemelen onların dahi onlara dahi sezdirmedi diye düşünüyorum. Çünkü ben şöyle bir şey duydum. Hatta bu yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun 5000 tane hakim savcı ihracına dair karar sürecinde de perde arkasında tartışılmış. 15 Temmuz gecesi ki o süreçte zaten yargının tüm ipleri saraya ve saraydaki paralel Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na devredilmişti. O anda oradaki üyelerin önüne bir anda 5000 tane 2475 tane ve sayısını unuttuk 2700 civarı diyelim. Hakim savcının ismi konulduğunda onlar da bunu imzalamak istemiyorlar. Yani ya bu olamaz. Ya tamam biz bunu yapalım ama ya bunun bir usulü bir üslubu var. Yani olacaksa da böyle anlık bir kararlı olmasın anlamında. Ve orada Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinden bazıları bu planı bilen insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu noktada hani herhangi bir tereddüt etmemekle beraber bu kadar vahşi bir planın parçası olmak istemeyen daha az dozajda hani kalacağını tahmin eden üyeler buna karşı koymak istiyorlar. Ve onlar ya bunu yaparsınız ya da farklı bir yere hani evrilirsiniz anlamında bir duruşla karşılaşıyorlar ve imzalamak durumunda kalıyorlar. Yani böylesine açık hukuk aykırılıkları bakın kuruluş aşamasında söylem bazında hukuku, anayasayı, temel hak ve özgürlükleri kullanarak onlar oy topladılar. Kamuoyunda meşru bir zemin bulmaya Evet. çalıştılar ve bunun için çalıştılar. Ancak süreç öyle bir evrildi ki onların kontrol edemediği bir aşamaya geldi. Yani onların oluşturup inşa edip iktidar verdikleri silahın aslında kendileri de mağdur oldular. Bugün yargı içerisindeki işte bir sürü borsalar var. Hukuka aykırı kararlar var. Bu kadar yaygın olmasının altında da bu psikoloji yatıyor. Şöyle bir şey yani ben duyduklarımı söylüyorum. Ya biz suça bulaştık. Tamamen bunun artık eğer sistem dönerse bunun artık şeyi yok. Ya bedeli çok ağır olacak. Dolayısıyla bizim bu sistemi devam ettirmemiz lazım anlamında bir şuur altlarındaki, bilinç altlarındaki bir refleksleri var. İkincisi madem böyle kötü bir sistem var neden biz bundan faydalanmayalım ki? Hem ekonomik olarak hem farklı pozisyonlar itibariyle bir refleks var. Dolayısıyla bugün yargının sadece hukuki olarak verdikleri kararla kirlenmediler. Suça bulaştılar, illegal işlerin altına imza attılar. Maddi olarak çok ciddi anlamda gayri hukuki gelir elde ettiler. Ve bunların hepsini kendileri biliyorlar. Yani dolayısıyla bugün yargının bu hale gelmesi tabii dediğiniz gibi ya onların öngörmek istemeyeceği bir şey ama artık bu öyle bir hale geldi ki onların da karşı duramayacağı bir durum aldı. Bir de şöyle çalışır sistem Abdülhamit Bey. Diyelim siz 15 Temmuz sonrasında hukuka aykırı bir sistem oluşturdunuz. Ve kanırta kanırta anayasa ve yasaları ayaklarınızın altına alarak bu uygulama başlattınız. 15 Temmuz'daki hakim savcılardan belki 1000 tanesi bu sistemin parçası oldular ve bunun inşa için çalıştılar. Ama süre içerisinde bu Anayasa Mahkemesi'nin bir iştahı haline geldi. Bakın artık insanlar cemaat oldukları için katledilmiyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin iştahında kabul edilmiş bir örgüte karşı hukuki kararlar veriyorlar. Yargıtay iştahatlar yeknesak hale geldi. Artık yeni başlayan bakın 15 Temmuz'da 10 bin tane hakim savcı varsa bugün 24 bin tane var. 14 bin tane hakim savcının baktığı kriter oradaki iştahatlar. Dolayısıyla bu Yargıda Birlik Derneği bir kötülüğü mekanize hale getirdi, sistematik hale getirdi. Artık insanlar, hakim savcılar vicdani olarak sorumluluk hissetmeden, herhangi bir rahatsızlık duymadan bu insanlığa karşı suç oluşturan, soykırım olan İşte Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi'ne binlercesinin geri döndüğü kararlara
imza atıyorlar. Yani yargıda bildiğim kötülüğü aslında burada yatıyor. Bir kötülüğü, bir Evet. hukuksuzluğu mekanize hale getirdiler. Yani ve bunu şu anda temsil etmek ve devam etmek zorundalar. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay da bu sistemin başat lokomotif kurumları. Dolayısıyla bunların birbirinden farkı yok. Hani bu kötülüğün inşası noktasında baktığımızda. Yani Yargıtay Birlik Peki, Derneği maalesef. Buyurun. Hasan Bey, bu mesela yani bu kadar rezalete imza atan, hukuku sıfırlayan bir yapı. Mesela akla gelir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefetin lideri, önce Kılıçdaroğlu, şimdi Özgür Özel çıkar. Yani bu kadar odak olmuş, bu kadar hukuksuzlukların mimarı olan bir yapıyla ilgili, oranın önemli aktörleriyle ilgili iki kelime eder diye düşünüyorum ben. Çünkü kendi üyelerini, yani mesela Enis Berberoğlu, az önce söylediğiniz genel başkan yardımcısıyken bu yargı tarafından, Yargıda Birlik Derneği'nin kontrolünde olan yargı tarafından hapse atıldı. Bir sürü skandal kararlara imza atan bir yargı var. Yani sarayı konuşuyorlar, tamam bir saray yargısı falan da. Yani eskiden mesela bu muhalefet, yani cemaat hizmet hareketinden insanları yargıda odak göstermek istedikleri zaman bunu çok başarılı bir şekilde yaptılar. İşte iki laflarından biri yargı ele geçirmiş durumda cemaat tarafından. İşte Ergenekon davalarında şunu yaptılar, Balyoz'da şunu yaptılar. İşte sabah akşam bu meseleyi konuşa konuşa gündem yaptılar. Sonucuna geleceğiz. Yani bu tasfiyeden sonra Türkiye'deki hukuk, adalet ne oldu? Onun objektif verilerle biraz sonra paylaşacağım ama sonucunu. Hiç böyle bir şey duymuyoruz. Yani ben ne İyi Parti lideri Akşener'den, ne Kılıçdaroğlu'ndan, ne Özel'den bu Yargıda Birlik Derneği'nin üyelerinin yargıdaki bu etkin rolüyle ilgili, rezil rolüyle ilgili diyeyim, bir tek kelime duymuyorum. Bunun sebebi ne? Bu da böyle derin devletin aslında son 10 yıldaki uzlaşmasının bir parçası oldukları için mi? Yoksa nedir? Yoksa farkında mı değiller bu kadar büyük bir rezaletin farkında olmayabilir mi yani ana muhalefet? Ben Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun ya çünkü burada hakikaten Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu çok kilit bir role sahip. Yani eğer isterse hukuksuza bulaşmış bir hakim savcının medyaya yansıyan bilgilerden hareket ederek karar alıp o kişiyi ihraç edebilir, açığa alabilir, farklı soruşmalar başlatabilir. İlla bir şikayete gerek yok. İsterse de görmezden gelir. Çok ciddi delillerle önüne siz dosya sunsanız bile sürünceme de bakar, karar vermez falan diyelim. Bugün ise bir sürü olayda görüyoruz. Şimdi 2014'te Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri seçildi. Beraber çalışmaya başladılar. 2017'ye kadar bu birliktelik çok sıkı şekilde devam etti. 15 Temmuz sonrasında iktidar o şımarıklıkla 2017'de bir anayasa referandumu yaptı. Ve dedi ki ben HSYK'nın yapısını değiştiriyorum. Artık bunun tüm üyelerini 7 tanesini meclis atacak. İşte diğerini de Cumhurbaşkanı atacak. Ve diğer hepsini kendi kriterlerine göre belirleyip oradan atama yaptılar. Yani bu Yargıda Birliği'ndeki o mutabakatı kısmen yerine getirmediler. Ve 2017 ile 2021 arasında o belirsizlik alan, çünkü siz yargıda bir şeyler oluyor, tırnak içerisinde adamlarınız orada yok. Yani MHP'nin adamlarıyla AK Parti'nin adamları bir araya gelmişler, yargıda bir organizasyon yapıyorlar ve siz bundan haberdar değilsiniz. CHP'li kadrolar, belki bu ulusalcılar ve Kemalistler için söylüyorum ve İyi Partili kadrolar buna rahatsız oldular. 2021 yılına geldiğimizde, çünkü 4 yıllık bir görev süresi vardı HSYK üyelerinin, ya dediler ki bu böyle olmayacak, biz endişe ediyoruz, beraber HSYK'yı beraber yeniden kuralım. İktidar da o süreçte ciddi anlamda yıprandığı için o mutabakatı devam ettirmek anlamında bir karar almış olmalı ki mecliste bir mutabakat sağladılar. İyi Parti, CHP, MHP ve AK Parti dediler ki biz herkes 4 tanesi bizden, 3 tanesi işte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, hep karıştırıyorum şeyleri AK Parti'nin Evet. oğluyla. Dolayısıyla CHP'nin adaylarına MHP ve AK Parti destek verdi. İyi Parti ile CHP'nin adaylarına, AK Parti ile MHP'nin adaylarına da CHP ile İyi Parti destek verdi. Ve bunlar kendi arasındaki mutabakatla tek celsede üyeleri seçtiler ve şu anda HSYK'da bunlar görev yapıyor. 2021 yılında seçilen üyeleri söylüyorum. Hatta Hamit Koca Bey hatırlarsanız işte MHP'den gelen talimatla istifa etti. Yani artık demek ki emirleri, talimatları Evet. gerektiği yerine getirmedi. Ya şu andaki HSYK'daki mutabakata baktığımızda Abdülhamit Bey, 2014 yılındaki ittifakın halen orada canlı şekilde olduğunu görüyorsunuz. Yani CHP'nin önerdiği aday hangisiydi? Ömür Topaç. Bakın bu kendisini her platformda Alevi olduğunu gizlemeyen,
demokrat sosyal olduğunu söyleyen, sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir kişi. Bu 2014'te de üye olarak seçilmişti. Ve 15 Temmuz sonrasındaki ihraç edilen tüm hakim savcıların kararlarının altında imzası olan bir kişi. Sonra İyi Parti'den Sinan Esen ve Cumhur Şahin işte şu anda HSYK'da görev yapıyorlar. Ve bu süreçteki bakın HSYK'nın verdiği ve vermediği kararlardan dolayı kendi üyelerine yönelik bir eleştiri duydunuz mu? Mesela CHP'li bir milletvekili çıkıp ya biz seni aday gösterdik, seçtik. Sen neden işte atıyorum işte şu an Hayır. kendi bak duymadığımız gibi kendi milletvekillerine, kendi siyasetçilerine yönelik olarak da yapılan, hukuka aykırı olarak yapılan operasyonel kararları da sineye çeken gibi gözüken. Ya yani dolayısıyla kendi evlatlarını dahi bu mutabakat doğrultusunda harcamaya hazır bir yapılanmadan bahsediyoruz. Yani bu İyi Parti ve CHP için söylüyorum. Şimdi böylesine bir mutabakat varsa ve bu mutabakat kendi çalışmalarının halen devam ediyorsa bunun ikinci aşamasında ben şunun olacağını düşünüyorum. Ama demin siz bahsettiniz ya. İşte öncesinde yargıdaki yapılan tüm operasyonları işte iktidara bağlamayıp cemaat üzerine haberler yaptılar ve toplumda böyle bir algı oluştu. Evet yani Ergenekon'u Evet. bağlıyordu şunları hepsini cemaat hakim savcılar yaptılar. Bak şu andaki haberlere bakın Abdülhamit Bey biraz toplum mühendisi yapmaya çalışıyorlar. Tüm yargıdaki hukuksuzlukları hak yolcu hakim savcılar verdi. Menzilci hakim savcılar verdi. Yargıyı tamam bunlar kontrol ettiler. Dolayısıyla tüm pislerinden bundan sorumlular algısını bakın sürekli olarak işliyorlar. Neymiş Ankara grubu varmış, İstanbul grubu varmış falan filan. Bunlar AK Parti sonrasında yeni bir operasyon için hazırlanan psikolojik altyapılar. Dolayısıyla AK Parti'ye yönelik bir operasyon olduğunda ilk hedefe konup ihraç edilecek, cezaevlerine doldurulacak veya bu tüm pisliğin faturasını kesilecek olan yargı kesimi bunlar olacak. Arka planda ulusalcı, Kemalist, solcu veya işte milliyetçi diyebileceğimiz hakim savcılar bunlar hani tırnak içerisinde klasik derin pis devletin elemanlarıdır. Bunlar her zaman bir şekilde operasyon olarak hani yargıyı kullanırlar. Bunlar yeniden o işte 1920'den sonra kurulan o ne diyelim statükonun devamını yeniden inşa etmiş olacaklar. Yani AK Partili ile kendilerini muhalif gördükleri muhafazakar milliyetçi kökenli hakim savcılar yok ettiler. Ve bunu yaparken de ciddi anlamda suça bulaştırdılar hem kendilerini hem AK Parti kadrolarını. Ve yeni bir faturayı da AK Parti kadrolarını kesmek suretiyle aslında önlerinde belki 50 yıllık, 100 yıllık bir alan açmaya çalışıyorlar. Yani bakın çok ayrıca bir planın çok acemice icra edildiği ancak maalesef gözden kaçırdığımız birçok noktanın olduğu bir süreçten geçiyoruz yani. Evet, yani benim anladığım, size sorduğum sorunun cevabı şu o zaman. Yani zaten Özgür Özel ya da Kılıçdaroğlu yargıda Birlik Derneği'nden ve etkinliğinden niye şikayetçi olsun? Beraber kurmuşlar diyorsunuz. Kesinlikle. Ve 2021 sonrası, yani şu anda etkin olan, böyle işte bir soruşturmaya hasbelkader cesaret gösteren savcıları, hakimleri sağa sola şutlayan HSK'nın arkasında iktidarla muhalefet arasındaki bir uzlaşma yatıyor Kesinlikle. diyorsun. O zaman niye çıksın şikayetçi olsunlar? Tabii ki mantıklı. Bunu o zaman, yani Türkiye'de kim, yani gerçek muhalefet yapmak isteyen kimse, yurt dışından, yurt içinden bunun farkında olması lazım. Belki bu program buna vesile olur. Sizin raporunuz bu açıdan bir vesile olur. Keşke yani bu muvazaanın, bu kayıkçı görünümünün, bu çadır tiyatrosunun parçası olmak istemeyen varsa gerçekleri görmek açısından faydalı olur diye düşünüyorum. Hakikaten çok çok çarpıcı. Yani Somut bir bütün şeyler söyleyeyim Abdullah hukuksuzlukların Bey. bitmiyor, Şimdi zaten seçim. bitirmiyoruz. Birkaç dakikamız daha var. Bir şeyin altını çizeyim. Yani bizi izleyenler mutlaka biliyorlar. Türkiye'de yaşayan herkes de çok iyi biliyor. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımadığını, yerel mahkemelerin AYM kararlarını tanımadığını, Adalet Bakanı yardımcısının işte böyle skandallarla adının anıldığını, bir sürü dosyanın kapatıldığını falan biliyor. Fakat yani Türkiye'de bir mahallecilik var. Bizi izleyenler düşünebilir ki ya bunlar da başka bir mahalleyi temsil ediyor. Başkalarına çamur atıyorlar. Ben bu açıdan uluslararası verilere çok önem veriyorum. Türkiye'de herkes bir başka bir mahalleyi kötüleyip kendisini böyle aklamaya çalıştığı için, bu açıdan yıllardır, özellikle 2013'ten beri son 10 yıldır takip ettiğim bir veri var. O da hukukun üstünlüğü, uluslararası hukukun üstünlüğü endeksi.
Hasan Bey siz de bunu mutlaka biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bu kırılma noktası 17-25 2013 sonu, 2013 sonbaharı yani aralığı. O tarihte işte devlet benim gördüğüm hukuksuzlukların mükafatlandırma ve hukuksuzlukları örtenleri, yolsuzlukları örtenleri mükafatlandıran bir sisteme geçti. Yani Reza Zarrab olayında Muammer Güler soruyor Reza Zarrab. Geçen gün tekrar hatırladım onu. Reza Zarrab diyor ki hakkımda bir soruşturma var mı? Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler de diyor ya, olur mu efendim böyle bir şey? Öyle bir şey olursa ben önüne yatarım diyor senin. Şimdi o Muammer Güler'in ağzında ifadesini bulan bir Türkiye Maalesef. önümüzde var. Son 10 yılın özeti bu bence. Fakat daha objektif bu şeyi uluslararası hukukun üstünlüğü endeksine göre 2013'te Türkiye bu sıralamada 59. Yani dünya ülkeleri ölçülen hukuki değişik hukukun üstünlüğünü gösteren adaletin bir yerde olup olmadığını gösteren kriter açısından incelendiğinde Türkiye mükemmel değil. Türkiye ilk 1'de değil, 20'de değil, 30'da değil. Böyle mükemmel olduğunu falan iddia etmiyoruz. Fakat 59. sırada. Şimdi en son bu kuruluş yeni verileri paylaştı. Buna göre 117. sırada. Yani iki kat yani Geride var, 60 evet. nerede 50, 60 adım, 60 basamak gerilemiş durumda. Ben insafı olan yani bizi izleyen düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun AKP'yi sever, Cumhuriyet Halk Partilidir, ülkücüdür falan fark etmez. Yani şu istatistiğe bir insafla bakmasını istirham ediyorum bizi izleyenlerden. Sizin tabii anlattıklarınızın sonucu bu. Yani neydi 2013'te bütün bu muhalefetin falan söylediği, AKP'nin de sonradan onlara katıldığı. Türkiye'de adalet yok, yargı çok kötü. Sebebi kim? Cemaat kardeşim. Değil mi? Sonra bu bütün yapı 4-5 bin hakim savcısıyla beraber tasfiye edildi. Bu iddia doğru olsaydı, yani Türkiye'deki hukuksuzluğun, adaletsizliğin sebebi cemaatten kaynaklanıyor olsaydı, Türkiye'nin şu anda bu listede 30. sıraya gitmiş olmasını ben beklerdim. Yani o iddianın küçücük bir gerçekliği olsaydı, fakat tam tersi olmuş. Onun için bu soruyu herkesin kendine sorması lazım. Siz de mutlaka görüyorsunuz. Siz bu istatistiği nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce söylemek istediğiniz fakat benim maalesef kestiğim cümleyle beraber Ben Hasan Bey, hani buyurun. diğer ideolojik grupların yargıtayda ne kadar etkili olduklarını belirlemek açısından yine elimizde çok somut bir istatistik var altta. Hani yargı kim yönlendiriyor? Arkasında kim var? Hani deriz ya bu işte ne bileyim yani derin güçler falan arıyoruz hep genel itibariyle. Bu en son biliyorsunuz işte Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilme yeterliliği konusunda karar veren bir yüksek seçim kurulumuz var. Ve bu kurulun üyelerinden galiba 3 tanesi yargıtayda 2 tanesi Danıştay'dan geliyor üyeler ve bunların seçimleri gerçekleşti. O karar vermeden önce. Çünkü eski üyelerin görevleri sona ermişti. Yeniler seçilecekti. Dolayısıyla Yargıtay'daki bir güç savaşına sahne oldu. Yani ve direkt saraydan aday gösterilen mesela kim vardı? Talip Bakır denilen işte Serdar Muhta var. İşte hani direkt sarayın bunları seçin dedi. Hani İrfan Fidan gibi diyelim. Seçin dedi adaylar. Ve onlar hani gidip orada o kararı imza atacaklardı. 380 üyeli Yargıtay'da bir üyenin yani kişinin seçilebilmesi için salt çoğunluğu sağlaması lazımdı. O da 180 civarı bir oy. Yani 190 civarı bir oy. Bakın bunun aday olarak gösterdiği ve hani direkt saraydan hani sarayın ideolojisine uygun hani işte hak yolcu ne bileyim yani benzeci falan diyoruz ya o üyelerin sayısının 133 olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ilk tur oylamada o kadar oy almış. Alması gereken demek ki onun karşısında 260 tane 250'den fazla üye demek ki sarayın kontrolü hareket eden üyeler değil. Yani bir yerden gelen talimatla, tarikattan şuradan buradan gelen talimatlarla hareket etmiyorlar. Bunların farklı hesapları var. Kişisel veya ideolojik menfaatleri var. Ve bu oylarını pazarlık konusu yapıyorlar. Sonrasında artık ne ödün verildi, ne anlaşıldı bilmiyoruz. İşte bu seçilemeyen adaylar, diğer adaylar, muhalif olan üyelerden bazıları desteğiyle seçildiler. Ve Yüksek Seçim Kurulu üyesi olarak bugün işte Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilme yeterliliğine karar verdiler. Bunun arkasında da yine bakın, demin ki bahsettiğim yargıda birlik ideolojisini temsil eden o kişilerin yani yaptığı pazarlığın yansımasını burada görmek mümkün. Yani kim güçlü? Yani yargıyı kim yönetiyor anlamında söylüyorum. Bu anlamda hani önemli bir veri benim açımdan.
Demin bahsettiğiniz olaya gelirsek, yargı hakikaten kurulduğu günden itibaren sürekli olarak yürütme ve yasamanın böyle iştahını kabartan, kontrol etmek istediği, ancak onun için aldığında gerçek tatmini yaşayacağı bir erkti. Yani ilk tek parti döneminde ki zaten karar ve uygulamalarını biliyoruz. 60 darbesinden sonra işte nasıl kontrol edildiğini biliyoruz. 80 darbesi sonrasında ki şekillenmesini hani görüyoruz, uygulamalarını gördük, ama sürekli olarak statüyü temsil eden ve onun menfaatleri de olsa hareket eden bir yargı sistemi vardı. Orada kişisel hak ve özgürlükler birilerinin insafı doğrultusunda hani veriliyordu. Ve o zaman da işte siyasi işte operasyonlarla, talimatlarla hareket eden ve o amaçla işte bugün işte 90'lardaki faili meçhul cinayette niye var? İşte o dönemki ilgili başsavcıların, savcıların, hakimlerin çalışmamasından dolayı var. Bugün mesela Madımak denilen bir soykırımı, bir katliamı yaşadık ve neden şu anda failler halen cezalandırılmadı? O zamanki HSYK'nın kontrolünde olan, 93'ten bahsediyorum, bir yargının işte bugün susurluk niye kadim kaldı, kadük kaldı? Hep bunun arkasında yargının birileri tarafından hani şey olarak bir aparat olarak kullanılması var. Bu hep böyleydi. Dolayısıyla 2002'de kuruluş aşamasında AK Parti'ye çıkartılan zorluklarda da bu vardı. Sonrasında yargı neden ve nasıl dönüştü kısmına gelince, işte süreç içerisinde artık hakim savcıların sayısının artması, hakim savcı alma sisteminin değiştirilmesi. Biliyorsun 2000'li yıllardan itibaren artık önceden mülakat da alınıyordu. Mülakat şu, gidiyorsunuz, hukuk fakültesini bitirmişsiniz, hakim savcı ilanlar açılıyor. Klasik yazılı sınav yapıyorlar, elle yazdığınız bir sınav. Dolayısıyla sizin referanslarınızın takdir hakkı sizin kişisel becerinizden daha da önemli. Yani sınavı 100 puan alsanız da bunun bir önemi yok. Çünkü orada referanslar belirliyor. Ama 2002 yılından sonra test sistemine geçtiler. Bu şu anlama geliyordu: kurulu sistemin kontrol edemediği ve bir şekilde etkilemediği kişiler sisteme ciddi anlamda girmeye başladılar. Genç, idealist, gerçekten hukuku önceleyen, anayasayı ve yasaları ne bileyim uygulamaya çalışan insanlar. Tabii ki bunlar içerisinde de çok farklı aidiyetler olan insanlar vardı, ama bunların sayısı giderek arttı. Yani 2010'a geldiğimizde diğer tarafı tehdit edecek, işte ne bileyim bunlar nereden geldi? Hatta belki işte onların bizim adamımız dediği, ancak hukukun namusunu korumak için orada görev yapan insanların onlara karşı da cep aldığı bir yargı sistemi geliştiğini görünce onlar da ciddi anlamda telaşlandılar. Yani 2010 referandumu ile AK Parti yargı ele geçirdiğini ve geçirebileceğini hissetti. Ama sonrasında kendi kurulduğu yargı içerisinde kendi hırsızlıklarına, yolsuzluklarına hayır diyen ve buna da göz yumacak bir hakim savcı grubu olduğunu fark ettiğinde o da korktu. Yani daha öncesindeki derin yapılanmanın korktuğu yargı AK Parti'yi de korkuttu. Ve bunlar bir araya gelerek işte bugün hukuk endeksinde bizi çakılmaya doğru götüren sistemi inşa etmek için aslında bir nevi anlaştılar. Dolayısıyla öncesinde de yani modern çağdaş dünyanın gıpta ile baktığı bir yargı sistemimiz yoktu, ama kendine çizilmiş alanda herkesin çünkü alanı kabul ettiği bir sistem vardı. Orada görev eden, görev yapan ve kaliteli kuşçuların o sisteme değer kattığı bir sistem vardı. Çünkü farklı kontrol mekanizmaları vardı. Derin devlete zarar vermeyecek diyelim, veya işte belli kişilere ve gruplara. Ama 2010'da bu referans, bu sistem bozulunca çok farklı bir reaksiyon gösterdiler ve bugün el birliğiyle belki 30'lara 40'larda olan ve olması gereken işte ne bileyim yani sıramızı işte sonlara doğru götürme konusunda gayret sarf ediyorlar. Bu dediğim gibi ya, yargının perde arkasında olan kötülüğünü AK Parti bir neşterle yırttı ve olabildiği kadar vahşi şekilde hoyratça bu kötülüğü kullanmaya çalışıyor. Aslında yapılan şey o. Yani siyasal olan bir yargıyı daha etkin şekilde kullanıyor diyelim yani. Yani siz bu istatistiğin uluslararası hukukun üstünlüğü endeksinin gerçekleri yansıttığını Kesinlikle yansıtıyor düşünüyorsunuz, değil yani. mi? Daha Yani problem yok. Peki evet. böyle bir savcı bulmuşken herkesin sormak istediği, herkesin aslında sorduğu bir muhatap da bulamadığı bir soru var. Hasan Bey, nerede cesur savcılar diye soruyor insanlar. Bu soruyu duyduğunuz zaman ne hissediyorsunuz? Onu merak ettim. Onun cevabıyla bitirelim. Bu soru mutlaka siz de çok görüyorsunuzdur. Eski savcı olarak ve şu anda sürgünde yaşamak zorunda kalan bir savcı olarak. Ve bir cesur savcı tekrar çıkar mı yakın tarihte Türkiye'de ortaya? Bir tuzak olarak görüyorum Abdülhamit Bey. Çünkü bu soruyu genelde soranlar ve gündeme getirenler AK Parti'ye muhalif gibi gözüken ve onun eylemlerinin yargılanmasını isteyen kişiler. Bu nasıl bir tuzak? Yani siz bir yapın, yani en azından bir ortalığı karıştırın. Bizim elemanlarımız çünkü orada bekliyorlar. Yani onlar zarar görmesin. Onlar yeni sistemi inşa edecek olan
mimarlar gözüyle bakıyorlar. Dolayısıyla eğer yargı içerisinde halen vicdanlı, ahlaklı birileri varsa teslim edelim, onları da harcayalım anlamında bir yani söylemenin içinde barındırıyor. Sonrasında çok büyük bir yalan. Çünkü bunun bir yalan olduğunu deminden bahsettim ya, yargının bu hale gelmesinin failleri temiz savcı arayışına girdik diyorlarsa bu hakikaten çok arsızca bir davranış. Eyvah. Yani bunu özellikle muhalif partilerinin sözcülerinin söylemesi bana çok komik geliyor. Gülüyorum. Dolayısıyla benim nezdimde bir karşılığı yok. Yani bir tuzağa davet, işte bir tahrik, işte toplumu germek açısından yapılan bir şey. Bakın, eğer siz bir ülkede hukuk olan güveni tamamen ortadan kaldırırsanız anarşi ve sokak kavgaları, herkesin hakkını aradığı bir orman kanununun hüküm sürdüğü bir sistemi aslında millete göstermiş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla bu sözü söyleyen insanlar bir nevi hani toplumun barış ve huzuru diyorlar ya, onu daha böyle ince metotlarla yapıyorlar. Çünkü bu haberin, bu söylemden alıcısı çok. İnsanlar tüm mağduriyetlerinin arkasındaki bu adaletsizliği görüyorlar. Ve bir gün adalet ve hukuk sisteminin çalışmadığını gerçekten hani karar verdiklerinde kimsenin tahmin edemeyeceği toplumsal olaylar meydana gelebilir. Dolayısıyla çok tehlikeli bir oyunun da hamlesi olarak görüyorum bu söylemleri. Yani birkaç yönden değerlendirilebilir ama Evet. ciddiyet yok maalesef. Yani namus savcılar nerede? Bugün Benim. gidip eğer gerçekten bunu istiyorlarsa Silivri'ye giderler. Yüzlercesi, onlarcası orada var. Ankara'da uzak gitmelerine gerek yok. Sincan cezaevinde bir sürü meslektaşım var benim. Halen cezaevinde, hücrelerde kalan arkadaşlarım var. Gidip onlardan yardım isteyebilirler. Ya bu iş nasıl yapılır, ne yapılır, siz ne yaptınız anlamında söylüyorum. Dolayısıyla yani çok samimi bir şey değil. Evet. Hasan Bey çok teşekkür ediyorum. Yeni yılın 2024'ün ilk programını beraber yapmış olduk. Değerli izleyiciler, Efe Hoca programa katılamadı çünkü bölgesinde yaşadığı şehirde elektrik sorunu vardı. Onu tekrar paylaşmış olayım. Yayının başında söylemiştim. Çok çok teşekkür ediyorum Hasan Bey katkılarınız için. Rapor için özellikle teşekkür ediyorum. Linkini bu videonun altına paylaşacağız. Dilerim çok sayıda insan raporu okur. Türkiye'deki hukuksuzluklardan şikayetçi olanlar bu işin failinin sorumlusunun kim olduğunu bu vesileyle görmüş olurlar. Çok sağ olun. Yeni bir programda tekrar görüşürüz diyorum. Hasan Bey sizin bu Hoşçakalın. değerlendirmenizden, hukuk alanındaki tecrübenizden her zaman istifade etmek isteriz. Değerli izleyiciler sizlere de vakit ayırıp bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bir yayında, yeni bir kum saatinde görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Her şeye rağmen umudunuzu koruyun. Selamlar.